Merhaba, ben Gamze Kartal. Yanımda Mehmet Kartal ile birlikte bugün ne yapıyoruz? Bugün tüm TikTokerların TikTok'a attığı ilk videoları sizlerle beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Üşenmedik, sizler için o videoları bulduk ve çok hazırladık. Gerçekten zordu çünkü o kadar çok video çekmişler ki. Hazırsanız videomuz başlasın mı? Başlasın videomuz! Bu arada dikkat ederseniz arkadaşlar, bugün izleyeceğimiz bütün fenomenler çok değişmiş. Neden acaba? Neden acaba? Çok kıymetli. Sen sakın. Aynaya bakıyor. Bir şey itiraf edeceğim. Ben ilk videolarımı sildim. Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Bu Gamze Kartal, bu Gamze Kartal değil. Alakası yok. Şaka kanka. Şaka yaptık. Ama iyi ki burada hayat olmuşsun. Bu arada Öykü olsa ne yapardı? Öykü olsa. Ay ben öyle ediyorum. Evet ya, çok tatlı. Öykü'yü çok özledim ama uyuyor arkadaşlar. Çünkü onun okulu başladı biliyorsunuz. Sizler de okula başladınız. O yüzden böyle video saatlerimizde ufacık bir değişiklik yaptık. Artık daha böyle geç atıyorum. Yani siz okuldan geldikten sonra yayınlamaya çalışıyorum. Evet. Siz de yorumlara yazın hangi saatlerde yayınlamamı istediğinizi. Bu arada hafta sonları daha çok video atmaya çalışacağım artık. Çünkü hafta sonları evde olduğunuz cuma, için. Cuma, cumartesi daha çok video atmaya çalışacağım. İlk olarak açıyoruz hangi bakalım. Hangi fenomenle başlıyoruz? Hangi fenomenle başlıyoruz? Başlayalım. Bu arada dikkat ederseniz arkadaşlar, bugün izleyeceğimiz bütün fenomenler çok değişmiş. Neden acaba? Neden acaba? Bence yıllar değiştirdi ya. Estetik değil. Evet. Nasıl yalancı? Yalan söyleme. Şaka kanka. Şaka yaptık. Ne olacak ki? İlk olarak Feride'nin videolarını izliyoruz. Feride sanki çok değişmemiş. Evet, çok değişmemiş. Feride'nin ilk videoda... Ya bu videoda değişmemiş. Ama ben sana başka bir şey söyleyeyim mi? Gördüm bu arada. Bence yani. Sanki bir kaldırmış gibi ya. İlk videosuydu bu. Bence ilk videosunu zaten kaldırmış. Zaten ben bugün üşenmedim. Bütün TikToker'ların videolarının aşağı inmek zorunda kaldığım için şunu fark ettim. Hepsi ilk aslında attıkları videoları silmiş arkadaşlar. Bir şey itiraf edeceğim. Sen de sildin biliyorum. Ben ilk videolarımı sildim. Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Ya çünkü gerçekten... Ama gerçekten izleseniz cringe... Ya neden biliyor musunuz? Aslında o dönem cringe değildi. O dönem havalıydı ve izleniyorduk. Ama işte bu şekilde izleniyorduk. Cringe oluyor. Yıllar geçti ve şu an siz onu görseniz gerçekten dalga geçersiniz. Kendinle ben diğer videosuna da bakalım. Birkaç tane videolarını izleyeceğiz bu arada her fenomeni. Hazırsanız ikinci videomuz geliyor. Ben inanmıyorum Feride'nin ilk videosunun bu olduğuna. Bence de. Gerçekten en son videosu bu mu? En son videolarıydı ama bence kaldırmıştır. %100 kaldırmış zaten. Çünkü aynı. Bununla çok alakalı yakın, videosu var. Çok, çok yakın dönem küçük ya. Küçük olduğu videolar var Feride'nin. Evet, çok yakın dönem gibi Feride çok daha küçükken başlamış. Sanki böyle popüler olmaya başladığı zamanki videoları bırakmışlar. Onları bırakmış gibi ben öyle yapmadım. Bu arada arkadaşlar videonun sonunda en çok beğendiğiniz, yani ilk videolardan en çok beğendiğimiz TikToker'ı söyleyeceğiz. Öyle yapalım bence de. Sizler de en çok beğendiğiniz TikToker'ların yorumlara yazın. Yani puan mı versek? Puanlama yapmayalım ya bence. Bence de puanlamayalım ama en son en çok beğendiğimiz ben kişiyi söyleyeyim. Sizler de yorumlara yazın arkadaşlar. Size göre ilk videoları en çok hangi TikToker'ın güzelmiş? Yani şu an ilk olarak daha Feride izledik. Bakalım sırada kimler var. Şimdi ikinci TikToker'ımız geliyor. Hazırsanız sizce kim? Cemre Solmaz'ın ilk TikTok videosu Cemre değişmiş. Evet değişmiş. Bir de Cemre'nin bu Cemre mi ya? Videosunu inmek eziyetti. Cemre'nin çok videosu var. Ergenlere. Bunu bir anda bir kerte bak. Ya çok üzülüyorum. Kertenkele yazısını gösterdi. Eskiden böyleydi biliyor musun? İkinci videosuna geçelim mi Cemre'nin? Bu ama Cemre gerçekten çok kırmıştı. Ama o zamanlar bunlar o popülerdi zamanlar arkadaşlar. O zamanlar bunlar popülerdi sonuçta. Ve ikinci videosu geliyor arkadaşlar. Saçları uzun, sarı ama... Beni seviyorsun. Sesine bak. Ses bile eski ya. Seviyorsun. Mimikler iyi ama. Sevmem. Üzülenmeyi gördünüz mü? Evet, sıradaki Cemre videosunu izliyoruz arkadaşlar. Geçişli bir video. Ay, eski geçişler efsaneydi bu arada. Bu sesi hatırlayanlar oldu. Havalı oldu gözlüğü takınca. Bu arada fark ettiğin çok kısa. Evet, çok kısa videolar. Ya eski videolar bir tık daha kısaymış sesler. Beğendiniz mi? Yani. En çok şimdiye kadar hangisini beğendiniz yorumlara yazın. Daha şu an iki kişi gördük. Şu an onlara yeni kadar yorum yapmayacağım. Yeni fenomenimizle devam ediyoruz. Sıradaki fenomenimiz kim? Özgür. Uzun makarna. Hadi bakalım. Bakalım ilk videoları nasılmış? Bu arada ben bunu hiç görmedim. İlk defa izleyeceğim. Bu Özgür mü? Evet. Gerçekten mi? Evet. Ya değişmiş. Nisan Kayısı. Sen sakın. Ya kayıta almasaydım elime. Bir şey söyleyeceğim. Eskiden niye böyleymiş? Bu ciddi yapamamıştı. Demin yani mesela eline yazmıştı. Tamam şimdi da 3 Nisan kayısı değil, niye kayısı geldi?
Diğer videoları daha az cringe'tir bence, bir dakika. Bu arada arkadaşlar hepimiz cringe'tik o zaman. Öyle gerçekten. Yani... Bu gibi bölümlerin devamını gelmek istiyorsanız 200 bin like alırsam iyi olur. Lütfen izleyen hiç kimse, hiçbir arkadaşımız üzülmesin, darılmasın. Ben de öyleydim. Ben hatta daha cringe'tim. Ben kaldırdım videolarımı, o kadar yani. Bu arada Özgür de kaldırmış videolarını. Bunlar sadece ilk videoları kalanlar... değil mi? Yok değil. Ya en kötülerini kaldırıyoruz zaten. Siz olsanız siz de kaldırırsınız. Lütfen yani şu olabilir. An haksızlık yapmayın. Yorumlara yazın. Kaldırmaz mısınız? Bu arada bu da bir akımdı. Havalı. Böyle havalı saç atmalar, evet, falan. Evet, o zaman çok da çok yapıyordun. Saç savurma sen böyle çok şeydi. Yapıyordun. Bu arada artık Gamze niye yapmıyoruz? Yani. Eskiden saç savuruyorduk, böyle değişiyorduk, hatırlıyor musun? Bu arada bunu en iyi yapan birazdan göreceksiniz. Efsane videolar geliyor. Ben değil miyim? Üzgünüm. En iyi yapan, saç evet, savuran kim? Evet. Söylemeyeceğim, birazdan izleriz beraber. Aa, inanamıyorum. Aynen. Ya geçiş olarak şey söylüyorum en iyi yapan bu arada. Üzüldüm. Ya bebek akımı hatırlıyor musunuz? Bunu ben de yapmıştım. Akıttın mı bro? Bu sesi çok seviyorum. Benim de bununla güzeldi, videom vardı. Bunu sen de yapmıştın, aynen hatırlıyorum. Ve şimdi yeni fenomenimize geçiyoruz. Bu arada puanlamıyoruz da kendimi çok boş hissediyorum. Böyle izliyoruz da sadece. Bence Özgür'ün videoları iyiydi. İyiydi. Kötü değil. Çok, ya hepsinin videoları çok iyi bu arada. Çok kriş değil. Şey anlamında çok kriş sadece. Hani bu döneme uymuyor. Şu an öyle video çeker miyiz, çekmeyiz zaten yani. Zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu videolar iyi videolar olmasaydı o zamanın akımına göre hepsi çok kimse fenomen olmaz yani. Şu an izlediğimiz tabii hiç kimse şu an burada olmazdı. Tabii. Aynen öyle. Bir dakika, bunu izlemeden önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu Gamze Kart'a, bu Gamze Kart'a değil. Alakası yok. Şaka kanka. Şaka yaptık. Ne olacak ki? Ama hiç kimsenin birbiriyle alakası yok. Ama bu biraz fazla benzemiyor. Ben birazcık fazla değişmiş olabilirim. Bakın şimdi şok olacaksınız. Ben izlemesem olur mu? Hazır mısınız? Kapatın gözlerinizi. Geliyor. Bu kim abi? Makyajı üşenmemiş yapmışım. Çok ve kısa. Kısa, aynen. Çok kısa. Bu arada sen o makyaj gerçekten çok kötü. Bir şey söyleyeceğim sana. Makyaj kötü. Aşırı kötü. Saç kötü. Bu aşırı arada kötü. Arkadaşlar saçlarım orada siyahtı. Öykü'ye hamile olduğum dönem bu anlar. Nasıl? Yok. Hamile olduktan sonra. Doğumdan sonra. Doğumdan hemen sonra. Evet. Çünkü ben hamileyken bana bir yalan uydurmuşlardı. Saçların işte hamileyken çok güzel, sakın boyama diye. Ben de boyamamıştım. Saçlarım böyle olmuştu. Ondan önce sarıydı ama yine. Tamam, izleyelim öbür videonu da. Bu yine iyiydi. Siyah beyazdı arkadaşlar. Şimdi bir de diğer videolar. Görmek yapalım. İstemiyorum ya. Pembe yapmışım uçlarını ama üstleri hala siyah. Evet, erkek arkadaşımdan için fake hesaptan yazdım. Siyah! Artık sevgiliyiz. Kızımız olursa Öykü, erkek olursa Berk. Öykü demişim çünkü Öykü doğmuştu burada. Bu arada erkek arkadaşını işletmek için fake hesaplar yazdık. Gerçekten yine sevgili olmuşlar. Ya hayal kuruyorlar hatta, kızlar olursa Öykü, erkek olursa Berk diye. Güzel, komik bir videoydu bu arada. Bence çok da kötü değilim. Yüzüm falan aynı. Sadece saçlarım kötü. Evet. Yorumlara yazın. Daha eski videolarım da vardı ama onları kaldırdım, bulamazsınız. Sırada kim var? Sıradaki TikTok'larımız. Sıla Dündar. Sıla Dündar. Evet, bu arada geçişleri çok iyi Sıla'ların Ahmet'le. Ben açıyoruz. Demin geçişleri iyi dedi ya, Sıla mıydı? Sıla, evet. Bence de bu arada, evet. İzleyelim, katılıyorum. Beraber. Siz de bakalım. Zaten geçişlerle fenomen oldular biliyorsunuz. İlk fenomen oldukları dönem. Çok iyi. Bu arada arkadaşlar bunu bir telefonla yapıyorsun, düşünsene. Çok iyi. Sen de güzel ve yapıyordun bu arada. Ve fenomen olmadığında yapmıştı daha, evet, o dönem. İlk fenomen olmaya başladığı dönem. Bu tarz dönem akımlar o zaman TikTok'ta yoktu arkadaşlar. Şimdi biraz daha fazla geçişli videolar yapılıyor ama o zamanlar geçişli video zaman, diye bir şey yoktu. Evet. Ve ilk yapanlar bence Sıla ile Ahmet'ti. Sıla ve Ahmet'ti ve gerçekten şu videoya da bakalım. O zaman aldığı like'a bakar mısın ya? 344 bin like almış. Tabii. Hak ediyor ya. Çok iyi. Geçiş yok sanki. Evet, hiç iyi durdurulmamış gibi video. Geçiş çok iyi. Bayıldım. Evet arkadaşlar, sizler de videonun altına, yorumlara en beğendiğiniz eski TikTok videolarındaki TikToker'ın adını yazmayı unutmayın. Sıla'nın bir videosu daha. Bu bir geçiş değil sanırım. Yok değil. Ama eski videolarından bir tanesi. 200 İlk videolarından like ve 200 bin like almış. Zaten aynen. Sıla ve Ahmet çıktığı anda ilk video atar atmaz bence patlayanlardan ya. Çünkü öyle güzel mi video çektiler. Öyle düşünüyorum, bilmiyorum ama. Eski videolarını belki de ilk videolarını ben görmedim. Ben de görmedim. Ve Ahmet Sıla'nın abisi. Bakalım onun ilk videoları nasılmış. Sırada Ahmet Can Dündar var arkadaşlar, izliyoruz. Yine geçişte gerçekten. Yine aynı şarkı, aynı ses. Yine geçiş. Çok iyi değil mi? Bu birazcık cringe geldi ama bilmiyorum. Erkeğe geçiş çok hani gitmiyor gibi sanki. Sıla'ya daha çünkü yakışmış. Çünkü şey düşünüyorsun, aynaya bakıyor. Ya bir de hani
erkek çok değişemiyor. Bizde saç değişiyor, her şey değişiyor. Olabilir, falan. Olabilir. Kötü değildi bu arada, yine iyiydi ama. Ya tabii ki. İkinci video Samet'in. Bunu gördüm ya, bu çok komik geldi bana. Bak şimdi neden biliyor musun? Bak şimdi. Bence güzel. Geçiş çok güzel. Ama geçiş çok iyi değil mi? Geçişi göremedim ya. Bir daha açar mısın? Bir daha açalım. Geçişi göremedik. O kadar iyi. Geçişi görebilecek misiniz? Geçiş yok ya. Bir de arkaya bırakıyor ama kendini. Çok iyi. Nasıl düşmedin abi? Nasıl düşmedin? Güzel bu arada. Ama o zamanlar gerçekten çok popülerdi. Bunlar çok havalı geliyordu ya. Sıla ve Ahmet'in birlikte videosu. Demiştim demin ikisi birlikte çekiyordu ya. Bu video bence en iyisi bu arada. Çok iyi. Çok iyi. Ya abi kardeş olarak böyle videonun olması çok güzel. Ya çok tatlı. Ve bunu sadece evlerinde bir lavaboda yapabilmiş olmaları da muhteşem. Çünkü 700 bin like almış. Ve o dönem gerçekten hani eskiden TikTok kullanıyor muydunuz bilmiyorum. İzliyor muydunuz bilmiyorum ama böyle videolar çekenler yoktu. Evet. O yüzden o döneme göre muhteşem. 700 bin yani. Büyük bir rakam ya bu arada. 700 bin insan like'a basmış, izlememiş. Yani çok büyük. Devam ediyoruz. Sırada sizce kim var? Sırada Cellat'ın eski videoları var arkadaşlar. Ben Cellat'ın videolarında ilk videosunu izleyelim, ilk patladığı videoyu izleyelim. İlk önce ilk videosunu izleyelim bence. Düşermedim. Sizin için gittim, ilk videosunu buldum, like atın videoya. Yoksa küserim. 1.2 milyon like almış. Hayır, bu ilk videosu değil. Ama olsun. Geçişlerde Cellat da çok iyi bu arada. Geçişlerde Cellat iyi değil bu arada. Bu videoların geçişlerini Cellat yapmadı. Kendi yapmadı ama videoları attı sonuçta ve hani o bakım. Bu akımı, bu tarz akımları benim bildiğim kadarıyla zaten Cellat TikTok'a evet saldı. Ama bu videoyu çeken başka birisi diye biliyorum ben. Ve tamamen editini falan da yapan biri. Editi falan da yapan bir başkasıydı. Aynen. Evet. O dönem çok konuşulmuştu. Zaten ondan sonra bu tarz videolar çok fazla çekemedi. Cellat'ın TikTok'taki ilk videosu ama kaldırdı mı daha öncesini bilmiyorum. Bu Cellat mı ya? Aynı değişmiş. Çok değişmiş, çok küçük. Yok ya, yüzü aynı. Yüzü çok küçük burada. Tabii ki de ilk videosu. Sizce değişmiş mi? Tabii ki de ilk videosu. İlk videosu değil. Bence de değildir. Ya değil bu kadar iyi değildir ilk videosu. Tabii ki de değil. Yani birçok TikToker gibi o da ilk videolarını silmiştir muhtemelen. Sayın izleyici, öncelikle selamlar, teşekkürler. Geldin 2 dakika video izliyorsun da bu %57.3 ne ya? Bu açmışsın hesabı şurada bu. Ücretsiz ya, bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki. İnternet bile gitmiyor butonda ya. 0.01 megabayt gitsin, 1 kilobayt gitsin ya. Şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak, burada şu olacak. E bize de teşvik olacak ya bu. Ve Cellat'ın yine geçiş videolarından birini izliyoruz. Niye artık böyle videolar çekilmiyor? Sana çok yakışır böyle videolar. Niye böyle videolar çekmiyorsun? Havalı ya bence. Ama işte yok şimdi. Yok, artık havalı gelmiyor. Artık ya. Havalı gelmiyor. Artık cringe geliyor zaten ama o dönem. O dönem yani çok farklı bir şeydi. Dedi ki oha ya ne yapıyor dedi yani. Farklı bir şeydi. Hiç görmediğim bir şeydi arkadaşlar. Sırada Ceren Yalnız arkadaşlar. Bakalım ilk videosu nasılmış. Geçiş yaptı. Gözlük taktı. Gözlük taktı. Çok büyük bir geçiş. Ama o zamanlar geçiş yani, böyleydi yani. O zamanlar böyleydi. İkinci videosunu izleyelim. Bu çok kısaydı çünkü. Evet, çok kısa video almış. Ona göre değerlendirelim. Değişmiş mi sizce? Yok ya, aynı Cem. Hiç değişmemiş bu arada Cem. Çok kısa. Bir video daha izlemek istiyorum. Bir dakika, bu da kısa. Bu da kısaydı bu arada. Delikanlı gibi çok da samimi. Çok el kol yapıyorduk ya eskiden. Ama Ceren'in tarzı bu ya, sürekli elleriyle falan evet, diyorlar. Evet, gerçi Ceren'in tarzı böyle bu. Böyle. Bence o döneme göre yani şu anda izlesek çok cringe gelmedi. Daha cringe olan TikToker'lar var. Bu arada var. Hiçbir şey yoktu, videolar gayet iyi. Evet, çünkü iyiydi. Çok daha komik, çok daha cringe TikTok videoları var. Almadıklarımız da var arkadaşlar ama o zamanlar tabii bunlar popülerdi. Mesela Doğanay da vardı. Doğanay'ın videolarını aynen hatırlıyorum. Mesela arkadaşlar yürümeli videolar çok cringe geliyor şu an mesela ama o zamanlar düz yürüyor, arkaya müzik uyuyor. Bu arada ama yurt dışında da zaten hep o videolar çekiliyordu. Yok hayır, çünkü sadece Türkiye ve Arabistan, hayır, Hindistan tarzı ülkelerde. Tamam işte oradan çalıyorlardı bildiğiniz. Hindistan'dan çalıyorduk o videoları. Aynen, heh, doğru. Birebir kopyalıyorlardı arkadaşlar. Bu güzel zamanlar. Ben öyle videolar çekmiyorum. Ve son fenomenimiz Yaren Alaca. Hazırsanız ilk videosunu açıyorum. Bu arada bir şey itiraf edeyim, ilk videosuna inemedim. Çünkü o kadar çok video çekmiş ki. Saçları var. Abi şaka yapıyorsun. Yaren değil. Ne alakası var canım bu Yaren? Yaren bu sen değilsin. Ha
her şey değişmiş. Ama burun ameliyatı çok değiştiriyor ya, insanı. Alakası yok. Çok küçük burada. Hem küçük çok hem de burun ameliyatı yani bir insanı gerçekten çok değiştiriyor. Burada maksimum 15 yaşında. Olabilir. Hatta 14 de olabilir. 14. Ya 14 yaşındaki bir çocuk tabii ki de şu an 22 yaşında. Çocuk yani orada evet. Çok farklı değişmiştir yani. Ama değişmemiş normal. Yıllar geçiyor çünkü. Tabii sadece bir burun ameliyatı bu kadar değişemezsin. Büyük ihtimalle yaşla da alakası yine var. Yine yarenin bir videosu arkadaşlar. Ama iyi ki burun ameliyatı olmuşsun yani. Değil mi? Ama ben de oldum. Bence beğenmiyorsanız burnunuzu alabilirsiniz yani. İnsan kendini kötü hissediyor beğenmediğinde. Bence güzel videolar. Evet. Ses sen de mi yapmış? Öyle çok el kol falan da yapmıyor. Evet. Yine Yaren'in bir videosu daha. Bu çok eski değil değil mi? Çok eski değil. İlk videolara inemedim. Daha eskisi de var. Daha yani. Eskisi de var. Demek ki çok küçükken başlamış çok Yaren. Kaç yaşında başladı? Müzikali zamanında başladılar bunların hepsi. Evet ya ben müzikali zamanında yoktum. Evet. Zaten en büyük avantajları da müzikali zamanında TikTok'a girmiş olmaları. Devamında TikTok'ta da zaten popüler olarak başladılar. Evet. Tüm TikTok'larımızın videolarını izledik. Hepsini de biz değerlendirdik. Siz de en çok hangisini beğendiniz, en çok hangisini beğenmediniz? Kim yorumlarda daha yazın. Cringe yorumlara yazın. Hepsini okuyacağım ve kalpleyeceğim. Sen en çok hangisini beğendin? Bence net Sıla. Ya Sıla'nın videoları bu arada. Sıla'nın tabii videoların bu kadar iyi olmasının bir tık da bir sebebi var. Çünkü Sıla Yaren'den ve Ceren'den falan daha çok sonra başladı. Çok yani onların başladı. Zamanında başlamış olsa bu tarz bir video çekmemiş ama olacaktı. Ama şöyle yani o dönemde gerçekten 2019 yıllarında böyle videolar çekiliyordu. Bunlar akıllı evet. Ve bunlar yapılıyordu. Ama Sıla ve Ahmet'in girdiği dönemde geçiş videoları popülerdi. Onlar ve yaptı. O yüzden videoları şu an daha güzel geliyor bize. Benim en beğendiğim Sıla'ydı. Mehmet'in de öyle olmuş. Siz en beğendiğinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların devam gelsin istiyorsanız video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ne tarz evet, videolar çekeriz onları da yazın. Like gelmediğini görüyorum. Evet yani, küserim size. Bu arada gerçekten. Arkadaşlar gerçekten like'lar basmak bedava. Şu aşağıdaki tuşa basıyorsunuz şu şekilde. Bedava ya bedava. Ona bir basıyorsunuz kanala abone oluyorsunuz ve bu tarz videoların devamını gelsin istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bugün Öykü bizde değildi çünkü yatıyor. O yüzden konuk olarak ben geldim. Ama daha fazla Gamze ile beraber videolarda olmamı istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye.